hadise ana karnında milattan sonra 525 yılında Habeş Necasisi Ashame Atma Hatun Güney Arabistan Yemen'i istila için Eryat bin Atham kumandasında 70 bin kişilik bir ordu gönderdi. Habeşistan Yemen'e hakim olacak. Ebrehe Yemen hükümdarı olacak. Habeş Necasi imparator hükümdar demek. Habeş'in imparatoru Ashame Atma Hatun Güney Arabistan Yemen'i istila için Eryat bin Atham, Atham'ın oğlu Eryat'ı 70 bin kişilik orduyla görevlendirdi. Ebrehe de bu ordunun kumandanlarından birisi idi. Bu çıkarma Hristiyan Bizans Habeşistan'ın, Habeşistan o zaman Hristiyan, Güney Arabistan'da pek devlet kurma arzusu idi. Himyere devletinin mevcudiyetine son verdi. Yemen Habeşistan'a bağlı olarak valilikle idare edilmeye başlandı. Şu halde Habeş kumandanları Yemen'i istila ettiler. Yemen'i idareye başladılar. Ebrehe diğer kumandanı katletti. Kendisi Yemen valisi oldu. Yani bir nevi Yemen hükümdarı. Bu kişi koyu bir Hristiyan idi. Sana Yemen'in merkezi Belkıs anamız zamanından meşhur olan bir şehir. Sana da Kulleys adlı bir kilise yaptı. Çünkü Kabe'nin varlığı bütün Arapların haç mevsiminde ziyaretlerine gidişi, güya kullesi Kabe yerine koyup beşeriyeti Kulles kilisesine çekmek suretiyle Kabe'nin kutsiyetine gölge düşürmek istiyordu. Zaten sohbetimizin adı Kabe'nin kutsiyeti, milletler, hükümdarlar, fertler, Beytullah'la münasebeti. Şimdi konuya geliyoruz zaten. Kabe Allahu Teala'nın azametinin temsili. İmanın, İslam'ın teveccühüne sebep olan namazlarımızda döndüğümüz kutsal Mekke'nin nuraniyeti. Ebrehe Kulleys'i öyle bir hale getirmek istiyordu ki Yemen'den Mekke-i Mükerreme'ye, dolayısıyla Kabe'ye giden hacıları celbedip Kulleys Kilisesi'nde haşa Kabe'nin yerine tavaf merkezi yapmak niyetindeydi. Kulleys'i çok azim yaptı. Belki sarabelerinden kıymetli taşlar getirdi, altın gümüşler, sütunlar dikildi, renkli mermerler kullanıldı. Yapıya öyle bir cazibe, öyle bir hal verdi ki sanki dünya cihetinden güzelleştirerek kutsiyetini artıracaktı. Ebrehe Habeş imparatoruna, Necasi ismi değil imparator, sultan demek. Ebrehe Habeş sultanına diyelim, imparatoruna diyelim, o gün Necasi deniliyor. Arapları Kabe'den Şebir'i Kulleys'e doğru yönelteceğini haberini gönderdi. Kulleys kilisesine iltifat etmediklerini Arapların, onları zorla Arabistan'ın diğer Medine, Münevvere, Mekke-i Mükerreme gibi kutsal şehirlerinden Kulleys'e, Yemen'e çekeceğini Habeş imparatoruna haber verdi. O zaman Hristiyan Araplar vardı. Kulleys inşa edilince Hristiyan Araplar Kabe'yi tavaf eder gibi haşa Kulleys kilisesini tavaf ediyorlar idi. Kim, hangi Araplar? Hristiyan Araplar.
Bu Arap kavminin çok zoruna gitti. Nasıl Allah'ın Beytullah'ı Adem Aleyhisselatü Vesselam'ın gününden yapılan bu Beytullah'ı bırakır da nasıl Yemen'de bir kilise yapar da İbrahim Halilullah'ın inşa ettiği İsmail Aleyhisselam'la Adem Aleyhisselam'ın yaptığı peygamber ve kavimlerinin tavaf ettiği Beytullah'ı nasıl olur da bırakır? Nasıl olur da bir kiliseyi biz gideriz de tavaf ederiz diye Araplarda bir infial kıbleye karşı yani Beytullah'a karşı azim bir muhabbet Allah'ın vahdaniyetine karşı onun Beytullah'ı olduğu için bir muhabbet duydular. Fukaym kabilesinden Nüfeil adlı bir Arap kimsenin olmadığı ıssız tenha bir zamanda geceleyin kiliseye giderek orasını burasını pisliklere çevirdi. Ebre'ye bunu öğrenince çok kızdı. Araplarla kutsal binden Kabe'yi yıkma kararını aldı. Bu kararını kıymetli hediyelerle beraber Habeş İmparatoru'na gönderdi. Habeş İmparatoru'ndan çok meşhur olan iri cüsseli dağlar gibi yerinden sarsılmayan bir de filini göndermesini istedi. Ebre içinde iri cüsseli filin olduğu ordusuyla Yemen'den kuzeye Mekke'ye doğru Kâbetullah'ı yıkmak üzere harekete geçti. Tabii bu yıkma işinde Ebrehe'yi kızdıran çok meseleler vardı. Allah razı olsun. Onları da diğer kitaptan onları da huzurunuzda inşallah nakledelim. Hareket etti. Daha önceki edindiği bilgilerle Kâbetullah'ın ne olduğunu sordu. Taştan yapılmış peygamberlerine izafe edilen kutsal bir yer söylediler. Onun üstüne ne örtülmüştür? Çizgili bir Yemen kumaşı örtülmüştür. Ebrehe, Mesih İsa'ya yemin ederim ki ben size ondan daha iyisini yapacağım diyerek Kulleis Kilisesi'ni yapmıştı. İki kitap birleşince işine çok dikkat eder. Sabahleyin işbaşı tutmayan işçileri güneş doğmadan önce işbaşı tutmayan işçilere öldürüldü. İşçinin birisi kader müktezası güneş doğduktan sonra işbaşı yaptı. İşçi kendisini öldüreceği bildiği Ebre'ye şefaat etmesi maksadıyla anasını yanına aldı. İhtiyar annesi de geldi Ebre'ye şefaat edip oğlunu kurtarsın. Annesi yalvardı. Beşerdir. Bir kere uyuyakaldıysa öldürmek mi lazım? Ya Ebrehe, ya aziz hükümdar, oğlumu affet. Ebrehe, ben işe yetişemeyen güneşe doğana kadar yetişemeyenleri katlederim. Ben kendimi yalancı çıkaramam diyerek beyan buyurdu. İşçinin elini kesecek emretti. Kadın dayanamadı. Demir baltanı vur, elleri kolları kes. Görelim bakalım. Bugün hakimiyet senin ama her zaman senin değildir. Çok ibretli bir söz. Onun için geri döndüm buraya. Demir baltanla vur, elleri kes, boyunları kopar bakalım. Bugün hakimiyet senin ama her zaman senin değildir. Yarın senden başkasının eline geçecektir Ebrehe. Onu yanıma getiriniz. Haberi söyleyen, gönderen kadını yanına çağırdı. Sual sordu o ihtiyar kadına. Bu krallık benden başkasına geçecek midir? Kadın hiç çekinmeden evet dedi. Ebrehe, Kuleis Kilisesi'ni üzerine çıkınca Aden Denizi görünecek kadar yüksek yaptı bu kilisenin üstüne taş koymayacağım, oğlunu öldürüp kolunu kesmeyeceğim,
halkı çalışmaktan affetti. Kadının bu sözü Ebrehe'nin cidden gönlüne çok ağır bir tesir icra etti. Demir baltanla vur bakalım, elleri kolları boyunları kes. Bugün hakimiyet senin ama her zaman senin değildir. Yarın senden başkasının olacaktır. Bu söz hepimize hitap edilmiş bir söz. Bugün varız ama yarın biz de bir gün yok olacağız. Bu söz bize de hitaptır. Kilisenin ihtişamı anlatılmakla bitecek gibi değil. Yeryüzünde ne kadar azim süs varsa, altınlar, renkli taşlar, onları atlıyorum konumuzu geçmek için. Bu Kulis Kilisesi'ne inşa etti. Haşa Kâbetullah'ın yerine dünya insanlarını Yemen'deki kiliseye cezbetmek niyetindeydi. Ebrehe bakıcılar tayin etti. Tavaf için davetçiler gönderdi. Bu davetçilerin gelerek Kulis Kilisesi'ne davet et sözü çok ağırlarına gitti. Biraz önce daha arz ettiğim gibi Fukaym kabilesinden Nüfey adlı bir Arap geceleyin kiliseye girdi. Çok af buyurun, insan pisliğiyle kiliseyi iyice berbat etti. Yurduna döndü, Ebrehe'ye haber verildi. Kim yaptı bunu? Bunu herhalde Arapların gidip hac ziyaret ettikleri Mekke'deki Beytullah'ın halkından bir Arap yapmış olsa gerektir dediler. Vallahi ben Arap acıların beytini yıkıp Kulleys'e çevireceğim azim yeminini yine tekrarladı. Kızmış, pislenmiş, hac ve tavafa değil böyle bir şey layık olmadığını idrak edemediği tövbe etmek yerine inadını, küfrünü kamçıladı. İkinci bir mesele Ebrehe'nin öfkesini azdıran. Bir Arap kafilesi Kulis civarında ateş yaktılar. Allah'ın hikmetiyle, rüzgarın sevkiyle o ateş Kulis kilisesine sıçradı, yangın çıkardı. Bu ikinci kısım. Üçüncü kısım, Araplardan bazıları Kulis hademelerine içki içirdiler. Onları sarhoş ettiler. Kokmuş leşleri, insan gübrelerini Kulis'in içine attılar. Sonra mihrabın her tarafını insan pisliğiyle sıvadılar. Tövbe estağfurullah. Sonra vatanına döndüler. Bunu duyan Ebrehe artık gazabı son haddine gelmiş. Haşa Beytullah, Allah'ın beyti yerine yaptığı bir kiliseyle sümme haşa beşeriyeti kendisine tabi etmek davasına kalktı. Ama sonunda malum. Şimdi önemli bir yere geliyoruz. Habeş İmparatoru Mahmut isminde azim filini Ebrehe'nin istemesiyle gönderdi. Ashab-ül fil. Geçen o mübarek fil bu kıssada. Hey baba. Bir miktar da asker gönderdi. Demin tam şurada kalmıştık. Ebrehe Kabe'yi yıkmak üzere yola çıkma demiştim. Aradaki tamamlayıcı bilgileri iki kitabı birleştirerek ikmal ettim. Mahmut filini de kendisinin yanına aldı. Ülemaların beyanında, tarihçilerin beyanına göre Mahmut ismindeki filden başka 13 tane fil Mahmut ismindeki fili takip ediyor idi. Ebrehe'nin ordu sayısı 60 bin idi. Şimdi dikkat edin, sohbetimizin başında Kabe'nin kutsiyeti milletler, evet 60 bin kişi,
ordu çıkaran bir milletin devleti elbette birkaç milyon en aşağı olması lazım gelir. Araplar Ebrehe'nin böyle muazzam bir hazırlıkla geldiğini duydular, telaşlandılar. Kendisinin Allah'ın Beyt-i Haram'ı olduğunu bilen, gayrete gelen ve insanları etrafına toplayan Yemen eşrafından Zunnefer ismindeki zat Ebrehe'ye karşı savaşmak için dini gayretle bir cemaat etrafında topladı. İki taraf muharebeye giriştiler. Zunnefer yenildi. Önünü kesmesine rağmen Ebrehe'nin yenildi. Sonra Ebrehe'nin huzuruna getirdiler. Öldürmek isteyince Zunnefer, ey hükümdar beni öldürme, umarım ki senin yanında sağ kalmam, beni öldürmenden senin için daha hayırlı olur dedi. Bunun üzerine Ebrehe onu öldürmeyip bağlattı, yanında tutuklu olarak bulundurdu. Ebrehe ilerlemeye devam etti. Hasam kabilesine ulaştı. Nüfeyr bin Habibül Hasemi yine Sehran ve Nahis kabilelerinden kuvvet topladı. Onunla çarpıştı. Ebrehe onu da mağlup etti. Yakalandı. Öldürmemesini söyledi. Birinci sana faydalı olurum. Bu ise ey hükümdar beni öldürme. Arabistan'da ben sana kılavuzluk ederim. Hasan şu iki kabilesiz Şehran ve Nahis benim iki elimdir. Emirlerini dinleyecek sana boyun eğeceğim diye zelil bir tavra girdi. Ebrehe Nufeyl'i serbest bıraktı. Mekke-i Mükerreme'de Beytullah'ı yıkmak için giden ordunun başında muharebe ederek azmiyetini gösterirken kılavuzluk vazifesiyle de zelil bir duruma düştü. Dün sabah böyle, yarın sabah ne olur? Dün Ebrehe'ye karşı koydu, bugün de Beytullah'ı yıkmaya giden Ebrehe'nin kılavuzluğunu yaptı. Evet, evet insanoğlu garip bir yaratıktır. Günler insana ne gösterir bilinmez. Taif'e geldi. Taif ahalisi karşı koyamayacağını 60 bin kişiye bildiği için Lat putuna taptıklarından onlara dediler ki Ebrehe'ye bizim de beytimiz var ama Mekke'deki Beytullah değil. Bizim beytimiz Lat putunun beytidir. Sen herhalde onu yıkmazsın. Mekke'ye doğru yola çıktılar. Dokunmadı Ebrehe. Yanında Ebu Rigal halinde yola devam edildi. Ebu Rigal Taifli Ebrehe'ye yol gösteren kılavuz olduğu için öldü. Öldü ama Araplar Ebu Rigal'ın kabrini daima taşlar hale geldiler. Birisi benim sana faydam olur dedi, ölmedi. Zunnefer, öbürü Nufeyl, beni öldürme ben sana kılavuz olurum, iki tane azım kavim vardı, sana muti oluruz dedi. Taifli Ebu Rigal de Beytullah'ı yıkmaya giden bir azılı kafire kılavuzluk etti, öldü. Eceli geldi, öldü. Ama Arap kavmi arasında daima kabri taşlanan bir şahıs oldu. Demek Allah yolunda cihat başka bir izzet şerefe, Allah'ın azametini takdir edemeyip nefsin zilletine düşenler başka bir ahvale giriyor. İbret alınması lazım gelir. Allah hepimizden razı olsun. Ebrehe Mekke haremine yaklaştı. Muhteremler, haç bahsinde haremin şerifi anlattım. Harem bölgesi şu gördüğümüz haremin mescidi Kâbetullah değildir.
Peygamberlere Cebrail aleyhisselamın gösterdiği bir hududu ilahiyedir. Hil ismindeki taşlarla sınırları çevrilmiştir. Buraya biz harem bölgesi, Mekke haremi diyoruz. O harem bölgesine göre Atıf Hoca'nın diğer hoca efendilerin tarifinde şu bugün gördüğümüz hacca gittiğimiz Mekke-i Mükerreme bugün harem bölgesinin içindedir. Allah-u Teala bu bölgeye 4 haftadır sohbet ettiğimiz fazileti o derece vermiştir ki bir hayırlı amel 100.000 katıyla amel defterlerine geçer. Bir sadaka verirsen 100.000 sadaka yazılır. Bir gulye okursan 100.000 ihlas yazılır. Bir selavat getirirsen 100.000 selavatı şerife getirilir. Şu gördüğümüz harem-i şerif, Mekke hareminin mescidi değildir bu. Bugünkü Mekke'nin hudutlarını içine alan harem bölgesi ayrıdır. Ne gibi la teşve la temsil? Şu cami harem bölgesi ise şu havuzda mescidül haremin misaldir. Haşa temsildir tabi, teşbihtir. Allah affetsin. Ebrehe, Mekke haremi deyince Beytullah'ı anlamayacağız şimdi. Kabe'nin etrafını çeviren azim bölgeyi. Otu koparılmaz, Allah avlanmaz, ameller 100.000 katlıdır. Yalnız bu bölgenin kutsiyetindendir ki bir insan kalbinden bir günah işlemeye kastetse o günahı işlemiş gibi günah yazılır. Halbuki başka bölgelerde bir insan kalbinden bir günah niyet etse işlemedikçe günah defterine geçmez. O fiili yapması gerekir. Halbuki harem bölgesinin kutsiyetinden dolayı bir kimse harem bölgesinde kötü bir niyetle günahlı bir iş yapma niyetlense yapmadığı halde amel defterine geçer. İşte Allah-u Teala'nın Kabe'nin kutsiyetindeki âli ulu vasıflarından birisi de budur. Ameller kat kat yazılır. Niyet edip de yapmadığın amel kötü bir niyetse amel defterine muhakkak surette günah olarak geçer. Onun için Hazreti Ömer-i Faruk radıyallahu teala efendimiz Mekke'de kalmak isteyen hacılara gidin gidin memleketinize gidin, buranın kutsiyetine tahammül edemezsiniz. Burada işlediğiniz günahlar kat kat yazılır. Kalbinizden kötü bir niyet getirseniz o da amel olarak işlemiş gibi yazılır diyerek acele gitmelerini istemesindeki Hazreti Ömer-i Faruk efendimizin hikmetlerden bir hikmet buydu. Nerede kaldık? Ta şurada. Ebrehe Mekke harem bölgesine yaklaştığı zaman, harem bölgesini kısaca anlattım, geriye döndüm. Halkın yayılımda bulunan, yayılmakta bulunan deve sürülerine baskın yapıp ele geçirdi. Habeşlerden Esved bin Maksud adında birisi süvari birliğinin başındaydı. Develeri toplayan bu zattı. Esved Mekke'ye kadar ilerledi. Kureyşlerden ve sahirlerden Tahami halkına ait malları sürüp Ebre'ye getirdi. Sürülen mallar içerisinde Abdülmuttalip bin Haşim'in 200 devesi de vardı. Bu develeri belleyin biraz, sonra başımıza ne nurani hadiseler getirecek. O zaman Abdülmuttalip Hazreti Fahri Kainat'ın öz dedesi, babası Seyyidine Abdullah radıyallahu anh'ın dedesi Abdülmuttalip Hazretleri ileride gelecek. Allah'ın vahdaniyetine, hadif dinine inanır, putlara tapmaz, asil, o günkü imkanlara göre imanlı bir zat idi. Biraz sonra ileride geçecek bu mesele inşallahü teala. O da Seyyidine Haşim'in oğlu. Onun için Fahri Kainat'ın sülalesine Haşimi sülalesi denilir.
Demek Abdülmuttalib'in Esved bin Maksud 200 devesi dahil Mekke ahalisinin yayılmakta olan develerini sürüp Ebrehe'ye getirdi. Abdülmuttalib o zaman Kabe'nin reisi, ulusu, Kureyşlerin ulusu önderiydi. Ebrehe Mekke'ye gönderdi. Ebrehe Hutanat ismindeki bir zatı Mekke'ye gönderdi. Gönderirken ona şu belde halkının şerifi, ulusu, kişiyi, liderini bul. Sonra hükümdar diyor ki sana, ben sizinle çarpışmak için gelmedim. Ancak Beytullah'ı yıkacağım. Sen o Harem-i Şerif'in ulusunu bul. Hunatat isimli birisi elçi gönderdi. Sen Harem-i Şerif'in bölgenin reisini, seyidini bul. Ona söyle, ben Mekke-i Mükerreme'yi, Harem-i Şerif'i istila için gelmedim. Sadece şu Beytullah'ı yıkmak için geldim, söyle. Yani ben harp etmek niyetinde değilim. Kulles Kilisesi'ni Kabe yerine koyacağım haşa. Beytullah'ınızı yıkacağım, gideceğim gibi, harp etmeyeceğim gibi bir haber yollamış oluyordu. Eğer onun yanında çarpışmaya kalkmasınlar, ben kanlarını dökmek niyetinde değilim. Bana kan dökmez, gerekmez. İlla Beytullah'ı yıkacağım sözünü tekrarladı. Hunata Mekke-i Mükerreme'ye girdi. Kureyş ulusunu sordu. Abdullah bin Haşim, o da Abdülmenef oğlu, o da Kusay'ın oğlu. Kusay o zat ki İlk defa İsmail Aleyhisselam'dan sonra çürümüler zamanında Kabe'nin etrafına bina yapmayı müsaade edip Kabetullah'ın, Mekke-i Mükerreme'nin binalarının ilk kurulmasına sebep olan Resul-i Kibriya'nın dedesi Kusay, onun oğlu Abdülmenaf, onun oğlu Haşim, onun oğlu Abdülmuttalib. Bunlar da Abdülmuttalib'in yanına vardı. Ebrehe'nin kendisine emrettiği sözleri söyledi. Abdülmuttalib Hazretleri şöyle buyurdu. Vallahi biz onunla çarpışmak istemeyiz. Zaten bizde buna yetecek güçte yok buyurdu. Bu yıkmak istediği Beytullah Allah'ın Beyt-i Harem'idir. Ve billahi İbrahim Aleyhisselam yapmıştır. Ve tallahi Adem Aleyhisselam yapmıştır. Bunu melekler inşa etmiştir. Bunu Allahu Teala Hazretleri Beytullah ismini vermiştir. Sizin yıkmak istediğiniz mesele benim mülküm değil, Allah'ın beyti ve mülküdür sözünü söyledi. Hüseyin gel şuraya ya, seni göreyim. Hunata, madem sen böyle uysal bir kimsesin, harp etmeye de niyetin yok, öyleyse gel ben seni Ebrehe'nin huzuruna götüreyim deyip Cenab-ı Abdülmuttalib Hazretlerine alıp götürdü. Cenab-ı Abdülmuttalib Hazretleri oğullarından bazısını aldı. Hunata ile birlikte gittiler. Ordugaha vardılar. Zunefir ismindeki şahıs Hazreti Abdülmuttalib'in dostu idi. Ama biraz önce anlattım ki muharebede yenildi. Ebrehe öldürmedi. Yanında kılavuz olarak kalayım dedi, kabul etmişti. Ordugaha varınca Zunefir'i sordu. Tutuklu bulunduğunu ve fakat kendisine faydası olacağını beyan buyurdular. Zunnefir'e
yardımda bulunmasını istirham etti. Çünkü Ebrehe'nin ordusuna karşı koyan mücahitlerinden birisiydi. Esir alındı, anlatmıştım. Kendisini sabah akşam öldüreceğini beklediği gibi bir hükümdarın elinde tutuklu bulunduğu için sana ne yardım olabilir? Senin başına gelen felaketi Allah kimseye vermesin dua etti. Ancak fili getiren Mahmut filini, Habeşistan'dan getiren seyisi Üneyiz. Onun ismi Üneyiz. Benim dostumdur. Ben ona söylerim, o da Ebre'ye söyler. Dolayısıyla sen Abdülmuttalip Hazretlerine layık olan hürmeti, tazimi gösterir dediler. Abdülmuttalip dedi, bana bu yeter. Ebre'nin huzuruna çıkayım, derdimi anlatayım, yeter. Ebre'ye haber verdiler. Haşimlerin Mekke-i Mükerreme Harem bölgesinin ulusu seyidi geldi dediler. Yardımı kabul eden Ebrehe, şefaati kabul eden Ebrehe, onu huzuruna çağırmak suretiyle hürmet etmek istedi. Evet. Ebrehe Abdülmuttalip Hazretleri'nin içeri girmesine izin verdi. Abdülmuttalip Hazretleri çok nurani yüzlü, çok nurlu, gayet yakışıklı, boylu boslu, aslan gibi bir zat idi. Tabi Resul-i Kibriya'nın dedesi bulunmak şerefine masal. Uzun kirpikli, ince, çekme burunlu, yumuşak tenli, düz yanaklı idi. Böyle tarif etmiş. Belazuri Ensabül Eşref cilt 1 sayfa 67'de. Ebrehe onu gördüğü zaman hükümdarlık tahtına birlikte oturup kendisini son derece ağırladı, ululadı. Allah'ın azameti Abdülmuttalip Hazretlerinde tecelli edince Ebrehe lazım olan tazimi göstermekten kendisini alamadı. Yanına oturtturdu. Tahtına iki kişi oturdular. 60 bin kişilik ordunun kumandanının yanına. Ey seyidi, ey Kabe'nin ulusu, hacetin dileğin nedir dedi. Tercüman Abdülmuttalip Hazretlerine bildirdi. Dileğim hükümdarın sürüp el koyduğu 200 deveyi bana vermesidir buyurdu. Burası çok azim. Ebrehe hayrette kaldı. Ulladığı şahıs Beytullah'ın Allah'ın Kabe'sinin yıkılmasıyla ilgili bir şey konuşmuyor. Lanet tayin bir insanın haşa haşa dünya malı için ricası gibi 200 deveyi istemesine pek hayrette kaldı. Dedi, ey zat sen benim gözümde çok ululamıştım. Bu ne hikmettir ki ben Beytullah'ı yıkmaya geliyorum da sen Kâbetullah'tan hiç bahsetmiyorsun. Ben diyorum Kâbetullah, diyor Kâbe. Yalnız 200 deveni istemekle yetiniyorsun. Halbuki senin atalarının, dedelerinin, ulularının beyti olan Kabe'yi yıkmaya niçin hiç konuşmuyorsun? Ben senin davanda Kabe ile ilgili bir mesele görmediğime pek şaştım doğrusu. İnsan deve hakkındaki isteğini geri bırakır da atalarının dini olan bir beytin yıkılmaması için dilekte bulunmamaz mıydı dedi. Burası çok azim. Abdülmuttalip, dikkat edin şimdi bütün mesele burada, bütün konuşmamın ahu figanı, özeti burada. Abdülmuttalip Hazretleri buyurdu ki ben yalnız develerin sahibiyim. Beytinde elbet bir Rabb-ı Teala, Allah-u Teala olan sahibi vardır. O beytini korur, ben develerimi dedi.
Ben develerin sahibiyim. Beytullah'ı konuşma işim haşa kudretsizliğimden, aczimden değil. Onun sahibi ayrıdır. Beytullah'ın sahibi Allahu Teala Rabbül Alemin'dir. O beytini koruyabilir. Ebrehe yine celalli, o beyti yıkmaktan beni kimse alakoyamaz dedi. Abdülmuttalip Hazretleri, o beni ilgilendirmez. İşte sen, işte o dedi. Tarih boyuncaki bütün mesele bu. Bugünkü sohbetin manası bu. Kim ne yaparsa yapsın. İşte sen, işte ben, beşer olarak işte hepimiz, işte Allahu Teala. Ne yaparsanız kendiniz yapın. Hırsızlık yapın kendiniz. Zina yapın kendiniz. Ne yaparsanız Allah için yapın. Yaptığınız şer ise Allah'a karşı yapmış olursun. Bu söz binlerce sene dilde söylense o kadar kıymetli bir kelimedir. Benim bugün mahzun oluşum, bu insanlığın tarih boyunca helaka sebep olacak çirkin işlere girmesi, işte sen, biz, işte o, Allah'ı unutmaktan ileri geliyor. Buna tasavvufta ihsan deniliyor. Her yaptığın amel Allah için olmalı. Bu ihlas. Sen Allah'ı görür gibi ibadet. Bu ihsan. Cibril aleyhisselam Muhammed aleyhisselama sordu. İhsan nedir ya Resulallah? İhsan, sen Allah'ı görmüyorsun ama Allahu Teala senin gördüğünü katiyetle yakinen bil. İşte sen, işte Allah. İhsan üstündense benim cuma sabahı gördüğüm hükmün rolü olmaz. Unutamıyorum Allah için. Sen zannediyor musun her gezdiğin yerde tek geziyorsun, iki kişi geziyorsun. Birisi senin nefsin, birisi sen. Senin nefsin, senin hükümdarın, sen onun kölesisin. Bu cereyan ederse biraz sonra geleceğiz kavimlere. O zaman beşeriyetin helakı ortaya çıkıyor. İşte hükümdar. Nefsin hevası, hevesleri, Ebrehe'yi Kullis Kilisesi'ni yapıp da Beytullah'ın yerine koyması ne kadar şaşkınlık. İslam tarihini iyi bilseydi Hazreti İsa Aleyhisselam Beytullah'ı yıkar mıydı? Hazreti Musa Aleyhisselam yıkar mıydı? İbrahim Halilullah Allah'ın emriyle İsmail Aleyhisselam'la yaptı. Adem Safiullah yaptı. Eğer hakiki Hristiyansa hiç mi bir papaz rahip ona göstermedi ki bütün peygamberlerin gününde Beytullah haç için menasiktir, ibadettir, ubudiyettir. Ebrehe kime uydu? 60 bin kişi Ebrehe'ye uydu. Ebrehe de nefis denilen hükümdarına uydu. İzzetle şan şöhret, şan şöhret, izzet bırakmak istedi. Yaptığı kiliseyle haşa İbrahim Halilullah gibi unutulmayacağını sandı. Halbuki yaptığı kilise, Allah muhafaza, yaptığı kilise sonunda söyleyeceğim elbette yıkılmaya matuftu. Ebrehe'yi yürüten de o. Onun nefsi izzete, şöhrete, Beytullah'ın yerine bir kiliseyi Beytullah yapmaya kalktı. Demek bütün beşeriyetin çektiği fenalıklar, yaptığı isyanlar, işlediği günahlar, işte senin isyanın, işte o, işte Rabb-i Teala. İstediğin kadar günah işle, sen bilirsin. Ben diyebilirim ki sizin işlediğiniz günah size ait, işte o. Siz de bana diyebilirsin ki senin işlediğin de sana ait, işte o. Yanılmamızın baş kelimesi burada. Onu bilmiyoruz. La ilahe illa hu. Hiçbir ilah yoktur. Hu, o. Hu. La ilahe illa hu.
Hiçbir ilah yoktur. Ruh, o var, zamir. Allah'ı gösteriyor. Ben zannediyordum ki ya Seyyidina Abdülmuttalip, sen beyti yıkmamak için rica edeceksin. İzzetini, kemalatını göstereceksin. Ne garip şey değil mi? Seni gözümde büyüttüm, geldin 200 deveni istersin. Beni ilgilendirmez. Ben 200 devenin sahibiyim. Elbet bu Beytullah'ın bir Rabbi var. O Rabbi Teala Kabe'sini korumaya gücü yeter. Onun gücü ona yeter de bize hesaba çekmeye yetmez mi? Yaptığımız isyanlardan bizi sorguya çekmez mi? Benim ciğerimi yakan burası. Bu Beytullah kainatta dünyada durdukça her millet ve kavim evvehenin başına geleni çekmeye mecburdur. Kur'an-ı Kerim yalnız Müslümanlara nazil olmuş değildir. Birinci sure-i şerif Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bu Allah bütün alemlerin Rabbidir. 20. asrın bütün devletleri bu Rabb-i Teala'nın kuludur. Abdidir. Beytullah'ı tazim eder, Kur'an'a hürmet ederse necata, etmezse elbette helakete, felakete, zulme uğrar. Buradan çıkan dersleri biraz sonra gelecek, şaşırıp kalacağız. Hükümdarlar helak oluyor, şimdi geleceğiz, gidelim daha sabaha kadar bir sene vakit var. Ebrehe, o beyti yıkmaktan beni kimse mani olamaz. Abdülmuttalip, vallahi o iş beni ilgilendirmez. Beyt benim beytim değil ki. Çok azim bir şey bu ya. Yani adam çatlayıp ölmesi lazım. Ben Beytullah'a karışmam. Ya nasıl karışmazsın? Oranın seyidisin. Beytullah'ın sahibi var. İşte sen, işte o. Şu söz, bugünkü sohbetin temeli, başı, sonu, her şey budur. Küfre giren beyti yıkmış gibidir. Allah'ın isyanına giren beyti taşlamış gibidir. Hem günde 5 defa Beytullah'a karşı Allahu Ekber de, hem de namazdan çık 70.000 türlü günah işle. İşte sen, işte o. Nasıl yapabiliyoruz bunu? Ebrehe'ye hayret ediyoruz, yıkacak. Biz de hükmünü itibara almıyoruz. Ne fark var arada? Tabii derece, mertebe itibariyle çok fark var. Ama isyan isyandır. Bir gram karabiber de biberdir, bir çuval karabiber de biberdir. Aynı biberdir. O Beytullah'ı yıkacak kadar cesaretli, Allah'a isyankar, biz de yalan, gıybet, zina, aile hukuku, çoluk çocuk hukukunu çiğneyecek kadar asiyiz. Ne fark var arada? Mertebe farkı var, Allah'a isyanda fark yok aksakallı. İsyan aynı isyan. Sen ancak çoluğunun çocuğunun sahibisin. Ben 200 devenin sahibiyim. Sen de karının, çocuğunun, canının sahibisin. Sen onu korumaya mükellefsin. Allah isyan edip etmemek senin elinde. İstersen her gün şarap iç, zina et, kimin umurunda? İstersen tüfek al, Beytullah'a ateş et, kimin umurunda? Ben bunun için bu sohbeti hazırladım. İşte sen, işte Allah. Celle Celle. Bak, evinde ne yapacaksan yap. Karına her gün zulmet. İşte okuduk Sasani, işte okuduk Bizans'ı. Nazdek ismindeki o azılı Sasani krallığı, imparatoru, mal, mülk, eşya gibi kadında ortaktır. Ananından yatabilirsin, kızından yatarsın kardeş. Ya bu olur mu? Bu tarih boyunca bu rezillik işlendi mi? Hazreti Adem Aleyhisselam Havva anamıza nikah kıyılmadı mı? Bütün peygamberler nikah tahtında evlenmedi mi? Ana, baba, kardeş, kız hukuku yok muydu? Aza aza insan onun gibi azar. Aza aza insan Ebrehe gibi azar. Ama sonu hüsran. İşte sen, işte ne yaparsan yap. Bu beni öldürüyor bu.
Ben sana develerimi geri ver, başkasını bırak. Benim devenin sahibiyim, beytinden ne alakam var diyor. Bunu zahirdeki konuşmaya bakan kimse haşa Kabe'yi anlamamış zannediyor. Hayır. Benim gücüm deveye yeter, cesedime yeter, kızıma yeter, karıma yeter, oğluma yeter, kocama yeter. Allah'ın işlerine karışmam demeye gelir. Bak oğlum, senin yaptığın isyanda namaz kılmıyorsun, o Allah'ı ilgilendirir. Bak oğlum, zina yapıyorsun, bu Allah'ın hukukudur. Bak oğlum, bak kızım, çıplak geziyorsun, bu Allah'ı azametine taş çıkarmaktır. İşte Allah, işte sen. Abdülmuttalip Hazretleri öyle dedi. Sen bana develerimi ver. Ben beyte karışmam. Biliyor ki Beytullah Adem Aleyhisselam kurdu. İbrahim Halilullah yaptı. 300 tane peygamber tavaf mahallinde metfun. 99 peygamber Hacer-i Esved, Hacer'i neydi bir önceki? Rükn-i Yemani ile Hacer-i Esved arasında 99 peygamber var. Abdülmuttalip Hazretleri bilmiyor mu? Peygamberler içerisi dolu, cesetleri ölü değil ki, onlar konuşur, namaz kılar, yerler, içerler, otururlar. Ölüm bizim için perdedir. Sen devemi ver. İşte biz develere aldandık. Yemini vermedik, sütüne bakmadık, derisinden, tüyünden istifade etmedik. Biz develerin hakkından gelemedik Beytullah'ı unuttuğumuz için. Abdülmuttalip Hazretleri Beytullah'ı unutmadı. Hayır hayır, ben Beytullah'a karışmam, onun Rabb-i Teala mükevvenatın, mevcudatın, halikinin beyti. Ben ne karışayım, padişahın sarayı. Sen dışarıda dükkanın var, sarayın dışında dükkana karışırsın. Padişahın sarayına padişah karışır. Biz bunu unuttuk. Biz develerin sevdasından Beytullah'ı unuttuk. Abdülmuttalip develeri unutmadı. Ebrehe'ye ders vermek istedi. Bana bak, develeri ver. 200 deveyi verdi, vermedi önemli değil. Sen onu yıkamazsın, sahibi Allah'tır diyor. Ama zahire göre devemi ver. Ebrehe de ahmak, şaşkın, kafir. O da zannediyor dünya devesi istiyor. Hayır hayır, tehdit ediyor. Develeri ver. Beytullah'ın sahibi ayrı, devenin sahibi ayrı. Ben o işi Allah'a havale ediyorum. Ne kadar azim. Her aile kavgasında, her kulun birbiriyle münasebetinde 200 deveyle işte o münasebeti var. Kızını terbiye etmediysen işte o, işte Allah. Oğluna işkici, kumarbaz yaptıysan işte o, işte sen. Burayı unutuyoruz biz. Beytullah Allah'ın azametini temsil ediyor. Rabb-i Teala değil beyt. Haşa. Ama bir dokun, dokunabilirsen bakalım. Ebrehe sürülerden 200 deveyi Abdülmuttalib'e verdi. Fakat Abdülmuttalib'in yıkmak istediğini söylediği şu beytin Rabbisini anınca korku içini kapladı. Ebrehe'nin içine dehşetli bir korku düştü. İnsanda idrak var. Ebrehe de insan, aklı var, idrakı var, hissiyatı var, şehveti var, gazabı var, idrakı var. Ben ona karışmam. İşte o, işte Rabbin sahibi, o peygamberler içinde gömülü. Erkeksin, yık bakalım. Hani insan insanı der, gücün yeterse yap bakalım. Ebrehe'yi korku sardı. Çok azametli geldi, söyleyen imanla söylüyor. İki cihanın fahrinin dedesi, Allah'ın azametine yakinen inanmış, atom bombası gibi söylüyor. Ebrehe biraz mahzun oldu, içine bir korku geldi ve lakin tövbe edip geri dönmedi. Yazık değil mi? Yazık değil mi?
Bu sohbet geri dönmemiz için yemin ederim Allah'a bunun için anlattım. Abdülmuttalip develerini geri aldı. Hepsini Allah'a kurban etmeye niyet etti. Bak deve sevdasında değil. Kurban etmeye niyet etti. Hürküşlerinin sağ tarafına çizgi çizdi. Boyunlarına nal, at nalı astı. O gün at nalı asmak o devenin, o sığırın Allah'a kurban ettiğinin alameti. Bir nal oldum ha, bu Allah'a adanmış demek. Onları Allah-u Teala'nın beytinin yakınında harem bölgesine saldı. Kim bunlara dokunursa Allah'ın gazabı ona yetişir dedi, sustu. Dokundu Ebre'ye, bakan başına ne gelecek? Abdülmuttalip Mekke'ye döndü. Olup bitenleri anlattı. Kabe'nin halkasını tuttu. Bakalım dava 200 deve davası mı, Beytullah davası mı şimdi çıkacak? Beytullah'ın kapısının halkasını tuttu. Ey Allah'ım, bir kul bile evini, barkını sakınır korur. Sen beytini yıktırma diyecek. Bir kul bile evini, atını, barkını korur. Sen de hilalini, buraya konmuş, hürmeti tehlikeye uğramış olan Beytullah'ı koru. Onların salipleri, kuvvetleri yarın senin kuvvet ve havline asla galebe çalmayacak. Gelen Ebrehe'nin ordusu senin azametinin yanında bir tohum, bir çekirdek değil. Eğer sen onları kıblemiz, Kabe'mizle baş başa bırakıverecek olursan, o da senin bileceğin, sen Mevlasın, ne istersen onu yaparsın. Onlar beldelerinin cemaatlerini fille çekip getirdiler. Senin Kabetullah, Beytullah haremindir. Senin haremindir. Haremine hakaret ettirmez hiçbir kimse. Ya Rabbim, senin izzet ve celalin, azameti huzurunda ben bu işi sana havale ediyorum. İşte o buymuş meğerse. Ben onu sana havale ediyorum. Nice Mekkeliler Beytullah'ı tavaf edip Allah'a yalvardılar. Ebrehe'nin ordusuna karşı Allah'tan azamet ve yardım talep ettiler. O geridekileri yollasanız arkada Mustafa, iyi yere oturdu, şuralar boş. Yerin çok güzel de hizmet etmiyorsun, onları ileri sür. Hazreti Kusay'ın torunları Resulullah'ın ceddinden başka birisi şiir okudu. Allah'ım, Hira ve Sebir dağlar arasında, sonra da çöllerde serbestçe otlatmakta bulunan boyunları, kıle deli deve sürülerini tutan, sonra da onları sürüp yaramaz, dilleri dönmez, Habeşilere peşkeş çekmekte bulunan Esved bin Maksud'u rezil ve rüsva ile ya Rabbim. O fil sahibinin ahdini boz ya Rabbim. Mahmud, Mabud, Rab Teala sensin. Abdülmuttalip Kabe'nin halkasını bıraktı. Kureyşlilerle birlikte dağa, Ebu Kubeys dağına çıktılar. Şu hataya bakın. Osmanlılar 500 sene Beytullah'a hizmet ettiler. Padişahlar Hademül Haremeyn ismini aldı. Hademe, harem. Harem bölgesinin hademesi, hizmetçisi. Yavuz Sultan Selim Hazretleri Mekke-i Mükerreme'ye girince o günün işte vali gibi, paşa gibi bulunan birisi çıktı. Hakimül Haremeyn dedi. Haremin hakimi. Yavuz Sultan Selim celallendi. Haşa! Allah'ın hareminin hakimi ben değilim, Allah'tır. Sen söyle hatip. Hadimül haremeynim ben. Hadim, hizmetkar, hizmetçi. Ben Beytullah'ın hizmetçisiyim. Hatip şaşırdı da Mekke'ye fetheden Yavuz Sultan Selim diyecek. Hakim fetheden. Hakimül haremeyn Yavuz Sultan Selim'an. Haşa dedi, sus. Ben hakimül haremeyn değilim, hakimin haremeyn Allah'tır.
Ben Hadimül Haremeyn, bir abd-i aciz Yavuz'um. Selam. Onlar böyle onu oldular. Beytullah'ın karşısında azamet güdülmez ki. Benim Gavs-ı Kasrevi Seyyid Abdülhakim-i Hüseyin'i Hazretleri imzası Hadimül Müslümin, Müslümanların hademesi, hizmetçisi. Bu Sultanımız Seyyid Abdülbaki Hazretleri'nin imzası Hadimül Müslümin, Müslümanların hizmetçisi. Yazmıyor Müslümanların sultanı, Müslümanların şeyhi değil. Hadimül Müslümin. E beyim, senin şeyhin Müslüman hademesi ise bu bizim Mehmet Efendi, Hasan Efendi, Aşçı Mustafa Efendi'nin adı ne? Hademelerin hademesi. Şeyhim hadem olursa ben neyim? Biz yazık ediyoruz kendimize. Evet. İlahi azabın gecesi. Ertesi gün azab-ı ilahiye inecek. Çetin bir geceydi. Yıldızlar sanki Ebrehe'nin askerlerine yaklaşıp bir şeyler söylemek istiyor gibidiler. Bazıları azabı uğrayacağını hissel kablel vuku hissettim, bildim gibi bildiler. Kılavuz Nüfeil onları kendi hallerine terk edip hareme geçirdi, gitti, kaçtı. Eşarilerle hasamlar kalkıp süngülerini, kılıçlarını kırdılar. Biz Allah'ın beytini koruyamıyoruz. Yazık olsun bu kilince. Yazık olsun, ar namus kalmadı, gücümüz yetmiyor 60.000 kişiye. Okunu kırdılar, kendi okunu, kılıçları kırdılar. Biz Beytullah'ı koruyamıyoruz ya Rabbi. Çok bir avucuz. İnsan hiç değilse bir şey yapamazsa aczini bildirmez şart.